Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen. Bilal Bey, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Sefer Bey, hoş buldum. Çok sağ olun. Bilal Bey ile birlikte bugün sigorta sektörünün dijital dönüşümünü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Özellikle platform bazlı iş modelleri sigorta sektörüne neler vaat ediyor? Sigorta sektörü buradan nasıl yararlanıyor? Ya da girişimciler buradan nasıl yararlanıyor? Sektörün girişimcilerden beklentilerine üzerinde duracağız. Yine sektörün bu alandaki yol haritasını konuşacağız. Bilal Bey, öncelikle tabii ki sizden isteğim, sigorta sektörünün dijital dönüşümünü konuşurken aslında sektörün biraz bugününün bir resmini çizmeni isteyeceğim. Bir de tabii ki geleceğe yönelik nasıl bir yol haritası var, neler göreceğiz sektörde, oradan başlamak isterim. Tabii ki. Sefer Bey, aslında sadece sigortacılıkta değil, tüm sektörlerde bir değişimin, dönüşümün yaşandığı evrelerdeyiz. Müşteri beklentilerinin hızla evrildiği ve şirketlerin iş yapış biçimlerini bu değişime göre adapte etmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Dijital dönüşüm esasen sektörümüzün uzun zamandır gündeminde olan bir konu ve sigortacılık sektörü doğası gereği aslında dijital dönüşümü, daha doğrusu teknolojiyi çok yoğun kullanan bir sektör. Daha dijital dönüşüm konuları trend topik olmadan önce de esasen işte otomasyonu, belli ölçülerde ileri analitik modellerini ve çeşitli iş süreçlerimize dijitalleşmeyi sigorta sektörü kullanıyordu. Önceleri işte kağıtsız süreçlere geçiş, iş süreçlerinin işte ne bileyim otomasyonu gibi konularda yer alırken, özellikle sigorta sektörünün dışındaki oyuncuların bir anlamda teknoloji oyuncularının müşteri beklentilerini evirmesiyle beraber aslında sigorta sektörünün de bu alana bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Esasen bu dönüşüm, şöyle ifade edeyim, biz sektör olarak bizim içimizden gelmiyor. Teknoloji çağında, dijital çağda doğmuş olan teknoloji şirketlerinin müşterilere sundukları aslında hız, deneyim ve kolaylık ve müşteri beklentilerinin buna göre evrilmesiyle beraber esasen sigortacılık sektörü de bu değişim ve dönüşümden nasibini alıp bu işlere bakış açısını değiştirme zorunluluğuna gidiyorlar. Sektörümüzde dijital dönüşüm çok aslında yakından takip ediliyor. Bir sürü güzel yatırımların yapıldığını görüyoruz. İşte önceleri işte suistimal önleme, süreçlerin otomasyonu, işte özellikle operasyonel verimlilik ve maliyetlerin azaltılması yönünde ciddi yatırımlar yapılırken, son dönemlerde de müşteri deneyiminin artırılmasına yönelik sektörümüzün güzel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bunların hepsi çok sevindirici. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz neticede. Müşterimiz ortak. Müşteriye sunulan değerin aslında bir bütün olarak ele almak gerekir. Tabii ki sigorta şirketlerinin hepsinin birebir aynı değil. Stratejileri, vizyonları, analitik sistem yetkinlikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla da buradaki yatırımların hızı ya da ölçeği değişebiliyor. Ancak sigortacılık tüm işte teknik, finans, hasar, sağlık, hukuk birçok alanda dijital dönüşümün yoğun kullanılabildiği bir sektör. Örneğin otomasyon kavramı devredeyken şimdi makine öğrenimiyle aslında çeşitlendirilmiş, yapay zeka ile güçlendirilmiş hyper automation kavramı dünyamıza giriyor. Bunların bize yarattığı çok önemli fırsatlar var. Çünkü sürecin kendisinden öğreniyor. Sürecin kendisinden ve oradaki verilerden öğrenip kendi kendine karar alabilen yahut da karar alan kişilere yardımcı olan mekanizmaların hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bunların tamamı çok sevindirici. Ancak tabii ki bunları konuşurken eğer dijital dönüşümün sigorta sektöründeki geleceği perspektifine geleceksek biraz daha farklı bir düzlemde konuyu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütünün parçaları önemli. Bütünün parçalarından konuşabiliriz, ne yapıldığından konuşabiliriz, nasıl yapıldığından konuşabiliriz. Ama en temeli niye yaptığımızı bir kere ortaya koymamız gerekiyor. Hani meşhur şu altın daire kuralı oldukça basit ancak çok faydalı bir yaklaşım. Hatta yeni jenerasyonda işe girdiklerinde genelde bir şeyin ne yapıldığından ziyade hep niye yapıldığını sorguluyor. Dolayısıyla dijital dönüşümün gideceği yerde de bizim bu işin niyesini ele almamız, bir kere bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunu şu şekilde ifade etmek isterim. Bir kere sigortacılığın yeniden tanımlanmaya ve tüketici zihnindeki, müşteri zihnindeki değerinin büyütülmeye ihtiyacı var. Şimdi akıllara su soru gelebilir. 2000 yıllık sektörden bahsediyoruz. 2000 yıllık sektörün yeniden tanımlanmaya ihtiyacı mı olur
gibi gelebilir. Hatta bundan 5-10 yıl önce bunu söylemiş olsaydık belki daha absürt gelebilirdi. Ancak içine geldiğimiz dünyada sigorta şirketleri olarak oyunu kenardan izlediğimiz, kulübeden takip ettiğimiz bir dünyada açıkçası yok olmaya mahkumuz. Evet. Peki bu oyun nedir diye sorarsanız bu oyun müşterilerin kalbini kazanma oyunudur. Dolayısıyla artık sigorta şirketlerinin ürünlere değil çözümlere odaklanması gerekir ve sigortayı soyut olmaktan çıkartıp daha somut bir hale getirmeleri gerekir. Bunun için de sigortacılar olarak müşterilerimizin hayatlarında daha fazla yer almak, sadece üretim ve hasar anında değil, tüm bir yaşam döngüsünde onların hayatlarını penetre edebilmek, daha iyi tanıyabilmek için de aslında sadece kendi içimizden değil, dış taraftaki ekosistem işbirlikleriyle ortak kuracağımız platformlar üzerinden müşterinin hayatlarına daha fazla dokunmalı ve daha anlamlı çözümler geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi Bilal Bey, ürünlere değil çözümlere ihtiyacımız var sektör olarak dediniz. Aslında çok da önemli bir konu. Ben de yaklaşık 20 yıldır finans alanını takip eden bir gazeteci de olarak aslında sektörün altını çizmesi gereken bir konu. Burada da az önce bahsettiğiniz gibi bankacılık tarafında da aynı şeyi görüyoruz. Birçok alanda aynı şeyi görmeye başlıyoruz. Platformlar, platform ekonomisi ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu platform bazlı iş modelleri sigortacılığın dönüşümü açısından neden önemli? Burada ne gibi fırsatlar var? Hem sektör açısından hem girişimler açısından. Çok güzel bir soru. Esasen siz soruyu bana yöneltirken de içinde değindiniz. Bankacılıkta da görüyoruz, başka yerlerde de görüyoruz dediniz. Çok doğru. Esasen sorunlarımızın da çözümlerimizin de ortak noktası var. Hepimizin derdi aynı. Müşteri bağlılığını daha fazla artırmak istiyoruz. Dolayısıyla sigorta ötesi kavramı sadece sigortaya has bir şey değil. Bankacılık da bankacının ötesini konuşuyor. Herkesin derdinin aynı olduğu bir dönemdeyiz. Platform tabanlı iş modelleriyle ilgili bilgi vermeden evvel, yani bu iş modellerinin nasıl iş yapış biçimimizi değiştireceğiyle ilgili konuşmadan evvel platform tabanlı iş modelinin bir tanımını yapmakta fayda görüyorum. Platform tabanlı iş modelleri esasen platform bir organizasyon işi. Yani hizmet alanlarla hizmet verenleri bir arada buluşturan bir organizasyon diyebiliriz. Peki bu organizasyon ne yapıyor? Hizmet alanlarla hizmet verenleri, servis sağlayıcıları değer yaratmak üzere esasen verilerin, algoritmaların paylaşıldığı ve bu sayede deneyimi yüksek, hızlı, kolay ürünlerin ve çözümlerin tasarlandığı tasarımlar, yapılar diyebiliriz. Şimdi tabii ki bu sigortanın ötesi ya da geleceğiyle ilgili konuşmadan önce bir sigortanın berisine de bakmak gerekiyor. Yani bunları tabii ki konuşmak çok güzel. Bunları baktığınızda evet müşterinin hayatına dokunan hamleler olarak görebiliriz ama sigortacılar olarak bizim buralara giderken bazı temel konuları da ele almakta fayda var. Netice itibariyle çok uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir sektörden bahsediyoruz ve teknolojinin yoğun kullanıldığı bir sektör. Haliyle legacy sistemler dediğimiz miras sistemler üzerinde yaşıyoruz ve her ne kadar birçok veriyi alsak da veri olan bakış açımız ve anlamımız değişti. Müşterilerin sadece sigortalama esas verilerine değil, müşterilerin hayat yolculukları içerisindeki verilere ihtiyacımız var. Ama veri almak için de müşterinin hayatında yer almak gerekiyor. Dolayısıyla aslında müşterinin sadece bir sigorta ihtiyacı, yani riskini hedge etme ihtiyacının da ötesine geçerek sigortadığımız varlığa ilişkin daha 360 derece bir çerçevede ekosistem işbirlikleriyle onun hayatında yer almalıyız. Çünkü müşteriler artık birden fazla hizmete hızlı, kolay, etkin bir şekilde ulaşmak istiyorlar. Sigorta şirketleri büyük yapılar, yatırım güçleri var. Dolayısıyla işte kişinin aracıyla ilgili sadece kasko sigortası değil, o aracının daha çevresel bakım ihtiyaçları, işte aracın ne diyelim detaylı temizliği ya da lastiğiyle ilgili konular gibi birçok aslında 360 derece aracıyla ilgili konular. Bunu konutuna çoğaltabilirsiniz, sağlığına çoğaltabilirsiniz. Emeklilik tarafında farklı örnekler verebilirsiniz. Netice itibariyle müşteriye dokunan, hizmetler, çözümler sunan ekosistemle sigortacıların değer yaratmak üzere tasarladığı platformlar aslında sigortacının geleceği için çok çok önemli hale gelecektir. Ancak burada da tabii ki kurumsal mimarimizi buna göre dizayn etmek, veriyi toplama, sürdürülebilir bir şekilde anlamlandırabilme, modelleyebilme, paylaşabilme, buralarda entegrasyon kabiliyeti oldukça önemli ve bu karmaşık kompleks yapıların içerisinde müşterimize değer sunabilmek için mimarlarımızı bunu uygun tasarlamak önemli. Çünkü müşterilerimiz aslında kompleks, hepimiz kompleksiz. Dolayısıyla kompleks bir şeyde rafa koyduğumuz bir ürünle onları cezbedemeyiz.
Dolayısıyla daha kişiselleştirilmiş çözümlere doğru gitmeliyiz ve sigortayı soyut olmaktan çıkarabilmek üzere müşterinin hayatına dokunan, aslında ona değer veren çözümleri onun hayatına sunabilmeliyiz. İşte o zaman sigorta poliçesi bir kağıt parçası olmaktan çıkar, daha iyi ve gerekli bir hale dönüşür. Sigorta şirketleri eğer bu gelecek yolculuğunda bu pozisyonlarını almazlarsa, hepimizin bildiği, ismini vermeyeceğim, birçok teknoloji devi bu alanda ciddi yatırımlar yaptığını, yabancı ülkelerde bu ciddi yatırımları yaptığını görüyoruz. Çünkü müşteriyi bizden daha iyi tanıyorlar. Müşteriyi bizden daha iyi tanımakla kalmıyor, onlara aslında kusursuz bir satın alım ve kusursuz bir deneyim sunuyorlar. O zaman biz de sigorta şirketleri olarak sadece içimizde değil, dışarıdan içeriye bakarak ve ekosistemi geliştirmek üzere aslında girişimcilerle bu ortak sorunları çözerek ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Bilal Bey, girişimciler dediniz. Girişimciler baktığımızda aslında finans sektöründe finansal kapsayıcılığı da, finansın tabana yayılmasını da aslında son dönemde artan girişimcilik biraz sağlıyor. Özellikle finansal teknoloji şirketlerinde ve banka ilişkilerinde ve perakende diğer sektörler ilişkilerinde bunu gözlemliyoruz. Sigortacılık tarafında her ne kadar insurtechler, fintechler kadar henüz beklenen seviyede olmasa da Türkiye'de bu alanda da önemli adımların, çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Ancak benim ilk sorum size tabii ki sektör olarak girişimcilikten yeterince faydalanıyor musunuz? Ve sektörün girişimcilerden beklentileri ne bu anlamda? Sefer Bey, bu girişimcilerden faydalanma eğrimiz hızla yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü sektör şunu anlamaya başladı. İnovasyon esasen bizim gibi bürokratik yapılarda inovasyon kültürünü oturtturmak daha zor. Ne tek başına inovasyonun dışarıdan geldiği kültür doğru, ne de tek başına inovasyonu içeriden tetiklemek ya da tetiklenmesini beklemek doğru. Dolayısıyla bu ikisini dengede yürütmek gerekiyor. Girişimcilerden sektörün faydalanabileceği alanların çoğaldığını görüyoruz. Evet, insurtech tarafı bundan 5 yıl öncesine göre çok çok daha iyi seviyelere geldi. Burada üniversitelerin açtığı aslında çekirdek benzeri, aslında bunların kuluçka yapı benzeri yapılarıyla girişimcilerin desteklediğini görüyoruz. Ancak girişimcilerin bizim de onları anlamaya ihtiyacımız var. Girişimciler eğer sigorta şirketlerinin dertlerinin, o pain noktalarının, acı noktalarının neler olduğunu bilirlerse daha uygun çözümler tasarlayabilirler. Yahut da girişimciler bir sigorta şirketi içerisinde bir deneme yapmadan, onlarla aslında iletişim kurmadan, kendilerine göre çok dünyayı değiştirdiğini düşündükleri bir çözüm uygulamada bazı sıkıntılara neden olabilir. Esasen girişimcilerin derdinin bir yatırım almaktan yahut da bir projeyi şirketle aslında fikri anlatmaktan ziyade bizimle beraber bize ürün tasarlamak olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bu platform tabanlı iş modellerinde genelde girişimciler bir ürünü tasarlayıp, daha doğrusu sigortacılığın geneli için konuşuyorum, bir ürünü tasarlayıp bu ürünü sigorta şirketlerine aslında satmak niyetiyle gidiyorlar. Halbuki platform tabanlı iş modellerinde bu platformun kendisinden aslında gelir elde edebilecekleri modeller mevcut. Çünkü ekosistem çok çeşitli. Müşterinin ihtiyaçları diyorsak, kasko, oto, sağlık, kobi segmentinde bu ihtiyaçların çok çeşitli olduğu yerde servis sağlayıcılar çok çeşitli. Servis sağlayıcıların uygun bir deneyimle bu platformlara bağlanması bence girişimciler için çok önemli bir fırsat alanı olacaktır diye düşünüyorum. Eskiden bu insurtechlerin sigorta şirketlerinin yerini alacağı konuşuluyordu. Şimdi durum biraz daha değişti. Aslında rekabet yerini rekaberliğe bıraktı ve bizim bu girişimcilerle beraber aynı yolda yürüyerek, acı noktalarımızı beraber giderek ve o inovasyonu gerek onlardan tetiklenmesini sağlayacak mekanizmaları kurmamız çok çok kıymetli. Türkiye'nin de bu konuda oldukça iyi olduğunu görüyorum. Çünkü Türk insanı oldukça zekidir ve çözümler geliştirmeyi, sorunları çözmeyi çok iyi bilir. Burada da iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle üniversiteler bu konuyu oldukça destekliyorlar. O üniversiteyi Bilal Bey, üniversite kısmını biraz açmak isterim aslında. Çünkü üniversite işbirlikleri kuşkusuz çok önemli. Ben biliyorum ki hem siz şirket olarak hem Türkiye Sigorta Birliği, birçok şirket yapıyor bunu ama Sigorta Birliği çatısı altında aslında bu üniversite işbirliklerinin artırılması için de özellikle son 2-3 yılda önemli çalışmalar yapıldığını biliyorum. Orayı biraz açarsanız izleyicilerimiz için, özellikle bizi izleyen girişimciler varsa onlar için de bir ışık tutar diye düşünüyorum. Tabii. Aslında üniversiteler bu işlerin doğru yönlendirilmesi noktasında merkezi bir fonksiyonu üstleniyorlar. Tabii ki özelleşmiş yapıları sayesinde. Örneğin çeşitli üniversitelerin hepimiz biliyoruz, işte kuluçka merkezleri var. Yahut da işte bu girişimcilerin
çeşitli seviyeleri oluyor. İlk girenler, belli bir ölçüye ulaşanların ihtiyaçları ya da beklentileri ya da destek ihtiyaçları birbirinden farklılaşabiliyor. Bir de üniversiteler esasen girişimcilerle sektörü buluşturan bir konumda yer alıyorlar. Yani sigorta sektörü açısından da bu geçerli. Bankacılık içinde, perakende sektörü içinde girişimcileri sektör oyuncularıyla buluşturma, sektörün aslında acı noktalarını ve gelişim alanlarını girişimcilere anlatma, girişimcilere mentörlük verme ve ardından direkt sektörün içerisindeki uygulayıcıların aslında onların fikirlerini geliştirmesinde önerilerde bulunma gibi gibi birçok alanda tam bir merkezi noktaya oturuyor. Elbette ki tek tek girişimler bir şeyler yapabilirler. Ancak böyle oluşumların beraber olmasıyla beraber aslında sektör bağımsız, sektörleri yatayda kesen çözümler de çıkıyor. Yani artık sigorta sektörüne has bir çözüm, bankacılık sektörüne has bir çözümden ziyade rekabetin anlamını değiştirdiği yerde, artık tüm şirketlerin derdinin aynı olduğu, müşteri bağlılığını daha iyi yönetmek olduğu yerde aslında girişimcilerin yapmış olduğu bir çözüm sadece bir sektörde değil birçok sektörde fayda görebilir. Bunun için de esasen bunların analiz edilmesine ihtiyaç var. Bu kurulan yapılar hem bu analizin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacak oyuncuları aynı masaya getiriyor, hem de çeşitli evrelerde olan girişimcilere o evrelerin gerektirdiği bir anlamda danışmanlık desteğini uygulayıcılar üzerinden de vererek gerçekten çok kıymetli işler yapıyorlar diyebilirim. Bir izleyici sorumuz var, müsaade ederseniz Bilal tabii Bey. Ki, keyifle izliyorum yayını diyor. Blockchain'in sigorta sektörünü nasıl değiştireceğini merak ediyorum. Aracılar ortadan kalkacak mı? Gelecekte acentelerin durumu ne olacak? Tabii ki teknoloji, blockchain sistemi geliştikçe, teknoloji geliştikçe bu sorular gündeme gelebiliyor. Anladığım kadarıyla sektörle de ilgili bir izleyicimiz. Evet, çok güzel bir soru. İki türlü cevap vereyim. Önce sondan başlayayım. Ben aracıların, acentelerin sigorta sektöründe hiçbir zaman için oyundan kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü sigortacılık esasen kompleks bir ürün. Bugün sokaktan çıkalım, 10 kişiyi çevirelim, kasko sigortası ile trafik sigortasının farkını soralım, emin olun 5-6 tanesinde hatalı cevap alırız. Dolayısıyla gerek sigorta ürününün aslında hasar döneminde nasıl olacağı, teminatların nasıl işleyeceği gibi konularda her zaman için bir danışmana ihtiyaç var. Ha, bugünkü anlamıyla belki acentelerimiz, brokerlarımız belki bugünkü yaptıkları faaliyetlerle gelecekte bir benzerini yapmayabilirler. Ancak kesinlikle bu değer zincirinin içerisinde olmaya devam edecekler. Çünkü sigortanın tamamen dijitalleşmesi ister istemez mümkün değil. Çünkü kompleks bir ürün satıyoruz. Olay sadece 1-2-3 tane teminattan oluşan değil, içerisinde bir sürü teminatı barındıran, hasarı barındıran, işte asistan servisleri barındıran kompleks bir ürün. Bu nedenle sigortayı bilen aracılarımız her zaman bu ekosistemin ve değer zincirinin içerisinde belki başka formlarda yer almaya devam edeceklerdir. Blockchain teknolojisine geldiğimizde ise blockchain teknolojisi sigorta sektöründe oldukça aslında yıkıcı etkilere sahip olma potansiyeline sahip. Potansiyeline sahip diyorum çünkü henüz bu ölçekte aslında kullanılmadığını görüyoruz. Ancak yurt dışında önemli denemelerin yapıldığına da şahit oluyoruz. Özellikle peer-to-peer insurance diye tabir edilen aslında paylaşım ekonomisinin de gelişmesiyle ön plana çıkan ve sigortacıların, reasürörlerin aradan bir anlamda kalktığı kişilerin birbirine teminat verdiği modeller mevcut. Yahut da sigorta sektöründeki en önemli konu nedir dersek herhalde kapasitedir. Özellikle büyük işlerin sunulması noktasında. Burada aslında 200-300 tane yeri geldiğinde büyük havuzların yönetilmesi söz konusu. Burada da sürekli işte yazışmalar oluyor, işte çeşitli klozlar, teminatlar gidiyor geliyor, zehirler düzenleniyor. Bu gibi aslında sürekli bir verinin bir yere aktarıldığı bir dönemdeyiz. Verinin aktarıldığı bir dönemde blockchain teknolojisi bize neyi vaat ediyor dersek daha hızlı, daha güvenilir bir şekilde aslında bu verinin aktarılması ile ilgili mekanizmalar sunabiliyor. Ve bizim de eğer reasürans'ta da olsun, sigorta sözleşmesi de olsun, içerisinde bir sürü verileri barındıran bir araçsa, o zaman bunun dünyadaki farklı oyuncuların bu blockchain teknolojisi, blockchain tabanlı uygulamalar üzerinden bu verileri paylaşması mümkün hale gelebilir. Bu sadece bir örnek. Blockchain teknolojisi sigorta sektörü tarafından da yakından takip ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Bunun gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz bir sürü alanda oldukça faydalı gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Bilal Bey, yayınımızın sonuna geldik. Değerli görüşleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Sefer Bey. Çok sağ olun.
Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen'di. Bilal Türkmen'le birlikte sigorta sektöründeki dijital dönüşüm bugünü ve geleceğini konuştuk. Özellikle platform bazlı iş modellerinin sektörü nasıl etkileyeceğini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle. Hoşçakalın.